Çok değil. 3-4 gün önce bir tane takas videosu çekmiştim ve o videoyu belki izlemenler olabilir. Altın yumurtalarımızı satıp etkinliğin verdiği altın yumurtaları krediye dönüştürüp sonrasında fenek almaya çalışıyorduk ve o fenekleri de sizlere çekiliş yapıyorum Discord'da şu an. İsterseniz katabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir olay olmuştu sonrasında. Bir tane adam geldi, profili gizliydi ve ben dedim ki bu adam %90 dolandırıcı olabilir. Bir iki adım ötede durun. Hatta o sahneyi sizlere göstereyim bir. Bels PSX. Şimdi arkadaşlar takas platformu biliyorsunuz sıkıntılı olabiliyor. Bu eleman özenledi bu arada. Bir profiline bakın. Mesela bak 19 gündür RL Garaj'da bir tık sıkıntılı yani bir adım geride durun derim. Bir Steam'ine bakacağım. Profili gizli. Arkadaşlar böyle mesela bu tiplere kaçın yani öyle söyleyeyim sizlere. Steam profili gizliyse ve böyle 30 günden yeni bir hesap varsa hiç bulaşmayın. Hatta bloklayın gitsin. Ben tabii o kaydelere gitmeyeceğim. Çünkü adam belki yani düzgün bir adam ama Steam profili gizli olduğu için kıllandım. Bunu ellemiyorum. Evet, kesiti de izlediniz ve dediğim gibi ta yani 3-4 gün öncesinden bu adam dolandırıcı olabilir demiştim. Sebeplerini söylemiştim. Hatta ben ileri gidip engelleyecektim ki iyi ki de engellemişim. Çünkü o adam beni ekleyip sonradan mesaj attı. Ve bu videoyu çekmemdeki bana fırsatı sundu. Şimdi arkadaşlar mesajda şu şöyle göstereyim. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Ama ben şöyle özetleyecek olursam adam kısaca beni trade'e çağırıyor. Sattığı şey bu arada fenek miydi neydi? Fenek almaya çalışıyordum ben. Bana diyordu ki blueprintlerini ver. İşte ben sana fenek vereceğim tarzı mesaj atmıştı. Ondan sonra da bana bir tane link bıraktı. Şimdi bunun hakkında konuşacağız. Ya videonun olayı aslında tamamen bu adam olmayacak. Ama dedim ki madem böyle bir fırsat doğdu elime hem bu videodan örnekle hem de bütün dolandırıcılık yani benim yaşadığım ve bildiğim bütün dolandırıcılık yöntemlerini size söylemeye çalışayım. Bütün Rocket League'deki scammerların kullandığı. Öyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar ne olursa olsun bunu artık her seferinde söylüyorum. Dilimde tüy bitti. Lütfen takas yaparken link atanları tıklamayın ve direkt engelleyin geçin. Bakın bu yöntem 2017-2018'de işe yarıyordu. Ama yani 2017-2018'de işe yarıyordu. Artık 2022 yılındayız ve gerçekten çok çağ dışı gibi bir şey kalıyor abi. Yani kimse durduk yere size link atıp şuraya oylar mısın, buraya oylar mısın demez arkadaşlar. Yani kusura bakmayın da bunu artık yutmanız için hakikaten geri zekalı olmanız lazım. Çünkü geri zekalılar bu adamları prim veriyor ve bu adamlar bu yüzden dolandırıcılıklarına devam ediyor. Bu birincisi. O yüzden lütfen atılan linkleri hiçbir şekilde tıklamayın. Burada görmüş olduğunuz gibi tekrar yansıtacağım linki. Epic Games'in domainini almaya çalışmış. Adam tabi alamaz. Orası ayrı konu ama yani bir de link de çok gerçekçi. Bak normalde Steam çalıyor sahte. Site Om Jominity falan yazıyorlar. Yani Steam yazamıyor ya. Bu direkt Epic Games yazıp gerçekçi bir link almış ama yine de yani linke girdiğinizde zaten sizler Epic Games bilgilerinizi isteyecek. Ulan hangi takas platformu senin Epic Games hesabına işte giriş yap sonra oradan kayıt ol diye bir şeyler. Yani biraz akıl mantık gözünüzü seveyim arkadaşlar. Bunu 5 yıl önceyseniz ki ben yedim ama o zamanlar rakılık takasına ve dolandırıcılık olayları çok olmuyordu. Güzel bir bize şey oldu. Deneyim oldu kötü de olsa. Ben bunu 5 yıl önce yemiştim ama üstünden çok geçti. O yüzden artık rica ediyorum. Siz bu adamları yani şey yaptıkça bu adamlar tarafından dolandırıldık. Bu adamlar bu işlere devam ediyorlar ve şunu da söyleyeyim eskisi gibi artık dolandırıcı çok çok zor bir şey. Epic Games bakın bu konularda gerçekten çok doğru adımlar attı. Adamlar takası paralı yaptı ki bu bence yani kızacaksınız ama en doğru şey düşsenize bedava olduğunu takası. Yani ben düşünemiyorum şahsen. Her türlü dolandırıcılık olur. Yani emin olun fena olaylar döner. Biz şu an Rocket League'in toksikliğinden bahsediyoruz ya. Bu birinci gündemse ortamda birinci gündem takastaki dolandırıcılıklar olur. Yani sizlere öyle söyleyeyim arkadaşlar ve bayağı bir sıkıntı çıkar. Ondan sonra bu yetti mi yetmedi gitti. 2AD diye bir şey çıkarlar. Ne bu? Telefonunuza size bir mesaj geliyor ve hesabınızda telefonunuza giriş yapıyorsunuz. Yani birden fazla parayla satın alsanız bir hesapları birden fazla hesap böyle kolay kolay açamazsınız. Yani hepsi için bir telefon numarası falan çıkartacaksınız. Zaten eğer dolandırıcılığa bu kadar hani ne bileyim istekliyseniz yani gidin çıkartın abi ona bir şey diyemem ama Epic Games bu konuda çok doğru adımlar attı takas bakımından. Ama buna rağmen hala yapılıyor dolandırıcılık. Aynı zamanda eskiden mesela şey yapıyordunuz hani takas onaylandığı zaman basılı tutuyordunuz 3-4 saniye neyse. Ondan sonra direkt hani ikinci ekrana geçmiyordu takas. Direkt takas sağlanıyordu. Şimdi onaylıyorsun.
İkinci ekran geçiyor. Yani artık Epic diyor ki bak kardeşim, yani ben seni dolandırmam için her şeyi yapıyorum. Artık lütfen dolandırma gibi bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Ya bu da bence yine çok doğru. Ya Epic Games genel olarak zaten takas anlamında çok doğru şeyler yaptı. Bak işte burada şeyi hariç tutuyorum bu arada. Markete getirdikleri eşya var ya, işte takas piyasasını alt üst ediyor. Hatta ben o konu hakkında bir video çekmiştim. Max Epic Games zekası diye. Adamlar getiriyor abi ucuza takas edilemeyen eşyaları. Sonra bunlar bir de popüler eşyalar oluyor. Vay efendim bunların fiyatı niye bu kadar düşük? Vay efendim takasçılar niye az para kazanıyor? Gibi gibi olaylar oluyordu. Bunu ayrı tutuyorum ama takas güvenliği konusunda gerçekten çok doğru adımlar attılar. Şimdi birinci olarak şeyden bahsettik. Link yönteminden. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi bu yöntem çok eskidir. Artık hani bu yöntemi yemeyin. Yani biri size link atıyorsa direkt bloklayın geçin. İkinci yöntem. Bir aracı çağırıyorlar. Sahte aracı bu arada. Yüklü bir takas yapacağız. Tamam. İşte sen parayı at. Ben sonra işte aracıyla eşyayı atacağım. Sonra para elime geçince aracı sana parayı verecek. Nah verecek. Öyle şey mi olur? Allah aşkına arkadaşlar. Yani bunlar da, gerçi bu da çok ilkel bir yöntem ama yani bu da kullanılan bir metot. Yani bunu genelde yüklü takas yapacaklar kullanıyor ama yani dediğim gibi aracıdır. İşte ne bileyim, hatta bunu hesap satışına da koyarım ben. Hop Allah'ım, oğlum bunları nasıl yapacağız ya? Burası bana biraz ağır geldi. İşte ne bileyim, adam mesela krediyle hesap satıyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar, bana çok güvenir gelmiyor. Hele hesap satışında yani sıcak bakamıyorum. Çok fazla orada dolandırıcılık olayları. Ya çünkü garantisi yok abi, anladın mı? Hesabın içine girip bakamıyorsun deneme amaçlı. Sonuç olarak adam sana şifresini bir şeyini vermiyor. Ama aldığın en azından ürünün, daha doğrusu takasla aldığın eşyanın ne olduğunu biliyorsun. Yani Titan Whitehawk değil mesela, değil mi? Ne olduğunu biliyorsun ama hesap abi. Adam sana diyor ki şu var, şu var, şu var hesapta. Tamam ver o zaman denin diyorsun. Adam falan diye böyle işte uzatıyor konuyu. Ya ben bu arada hesap satışına da alışına da şahit oldum. O yüzden sizlere tecrübelerimi aktarıyorum. Ne dedik? İşte bu link yöntemi, aracı yöntemi. Aracılı işlem yapacaksınız arkadaşlar. Mesela gidin güvenilir Discord'lardan işlem yapın. Yani adamın hani kafasına göre ben aracı belirleyeceğim, sen gel dediği yerlerden işlem yapmayın. Bakın dolandırılırsınız. Adamlar gruptan çıkar gider eşya aldıktan sonra sitede engeli koyar. O yüzden böyle nakit dışı bir takas yapacaksınız. Bunlara dikkat edin ya, burayı yapamıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra dördüncü, atıyorum siz TV fenek alacaksınız, yani beyaz fenek, ama adam size gidiyor gri fenek atıyor. Bakın arkadaşlar, bu da aslında tamamen sizin saflığınızdan kaynaklı bir şey değil. Yani bu kör olmanızdan kaynaklı bir şey. Bunu ben de yedim zamanında bu arada. Bir düşüneyim, yemiş miydim? Ama ben şeyi yedim ya. Ben gittim ucuz eşyadan yemiştim. Ama bu tabii dediğim yöntem pahalı eşyaları. Ya bunu bir kere yersiniz eyvallah, ama sonrasında zaten şu anki takas güvenliği ile bunu yani yutmanız çok zor. Çünkü dediğim gibi ikinci ekran olayı var. Yani tekrar falan kontrol ediyorsunuz. O yüzden ne yapacaksınız abi? Her takasta ne olursa olsun 10 kredi mi kâr edeceksin? Yine de bak detayları göster diye bir şey var sağ altta, şimdi hatırlamıyorum ama siz onu bulursunuz. Takas esnasında detayları göster diyorsun kardeşim. Ondan sonra bakıyorsun, inceliyorsun. Gerekirse adamı 10 dakika bekleteceksin. Bu sonuç olarak sen bir ticaret yapıyorsun adamla, anladın mı? Yani bunu bekletmek hakkın, eğer bir ürün satın alacaksan veya gerçi satacaksan da olur, satacaksan bekletebilirsin abi adamı. Yok işte bazı takasçılar var, ben mesela ben onları da anlamıyorum. Adam geliyor lobiye, tamam mı, direkt fast yazıyor. Ulan bu şey mi yani, oyunda speedrun mı yapıyorsun? Bir dur kardeşim, yani ticaret yapıyorsun, bekleyebilirsin ne bileyim birkaç dakika. Adam zannediyor ki işte yok 10 dakika beklersem oyalar, 15 dakika beklersem oyalamış olur, ben de o sıradaki takasları kaçırmazsın. Adam baktığınız zaman kendi açısından da haklı ama sonuç olarak dediğim gibi arkadaşlar, bu bir sanal ortamda siz de ticaret yapıyorsunuz ve bunun yani dolandırıcılık olayının şakası olmaz. O yüzden bence bekletebildiğiniz adamları bekletin ve şey yapın da, bekletin derken bu arada adamı yani bilerek bekletip 10-15 dakika öyle boş boş şey yapmayın, ama atıyorum bir olaydan kullanmışsınızdır, bir şeye bakacaksınızdır, bekletin abi adamı, beklesin yani, bu kadar basit. Onun dışında şablon dolandırıcılığı var, bu da yani çok kör olmanız lazım arkadaşlar. İşte adam gidiyor mesela, yine fenek alacağız diyelim. Feneği koyuyor ilk başta. Sonra bir sürü şablon koyuyor. Ondan sonra feneği çıkartıyor. Şablonu aradan sıkıştırıyor. Ya da bak şunu yapıyor abi. Pahalı bir eşyadan örnek vereceğim. Atıyorum ne olabilir? Bu Titan White Mainframe diyelim, tamam mı? Şu an fiyatını bilmiyorum ama pahalı bir eşya. Bu bir çıkartma. Bak adam size şöyle bir şey daha yapıyor. Titan White Mainframe'i koyuyor takas ekranına. Ondan sonra
sana soruyor. Diyor ki işte yanında birkaç kullanmadığım şablon var. Bunları ister misin? Siz de işte evet diyorsunuz genelde. Ben de evet dedim. Bu arada bu yöntemi ben demiştim. Yani bu videoyu çekmemdeki sebebim zaten bu yöntemlerin her birini birer birer yemem. Sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Ben 2018-2020 arasında bir takas illetine bulaştım. Yani o sağ olsun Rocket League'de şampiyon olduktan sonra olan olaylar bunlar. Ondan sonra zaten bir daha çıkamadık. Sonra işte YouTube'a başladık falan filan. Bir hikayem olmuştu. Neyse konu dağılmasın. Ne diyordum ben? Şablonları koyuyoruz siz arkadaşlar. Siz evet diyorsunuz. Sonra orada çok fazla eşya olduğu için diyor ki işte bir soru soruyor sizi. Sizi düşündürecek ve hani bir dakika falan yazmanızı sağlayacak. Oradaki amaç ne? Tamamen yemlemek ve oyalamak. Soruyor, siz yazıyorsunuz, hop şey çıkartıyor aradan o esas eşyayı, yani şablon hediye eşyaları kalıyor orada, çöp şablonlar, ve gidiyor esas eşyayı çıkartıyor, siz de kabul ediyorsunuz, hop bir bakıyorsunuz her şey gitmiş abi. Bunu o kadar hızlı yapıyor ki. Hatta benim bunun hakkında bir videom var. Eğer bulursam koyarım. Çünkü ben bu yöntemi yemiştim ve videoda yemiştim. Ama yani 2-3 yılı, 3 yılı değil de 2 yılı oluyordur arkadaşlar. Durma daha verdik. Durma daha verdik. Has. O yüzden buradan ne sonuca varacağız? Abi siz bir atıyorum X eşyasını alıyorsanız adam size yanında 2x eşya da hediye etse bunu kabul etmiyorsun. Sen onun için adama yazdın. O eşya için adamla iletişim kurdun. O yüzden o eşyayı alacaksın. Ne bileyim şablon vereyim, hediye vereyim. Yok abi ben bu eşyayı istiyorum. Bir daha iki ya. Allah Allah. Niye böyle illa iyi niyetli olasınız ki hediyeyi kabul edebilirsiniz ki? Yani kimse kimse bedava bir şey vermiyor arkadaşlar bu devirde. Biraz yani kusura bakmayın da şerefsiz olmanız lazım. Açık gözlü olmanız lazım. Saf olmamanız lazım. Onun dışında yani bu şekilde benim bildiğim dolandırıcı yöntemleri. Bunların haricinde de şey var. Bak oyunun buglarını kullanıp yapılan dolandırıcılık yöntemleri var. İşte mesela adam şey koyuyor. Diyelim yine fenek alacaksınız. Bu videoda fenekten çok gittik. Adam feneği koyuyor. Sen de atıyorum kredisini koyuyorsun. Bak her şey normal buraya kadar. Yani fenek gözüküyor. Detaylarına tıklıyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Takas bir bitiyor. Hop fenek envanterde yok. Bu ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyunun bir bug'ı oluyor. Açığı oluyor. Ya bunu kullanan yani hacker mı denir artık ne denir bilmiyorum ama bunu kullanan şeyler de var, dolandırıcılar da var. Oyunu artık hackleyip mi yapıyorlar bilmiyorum ama bir ara böyle bir yöntem de vardı. Yani eşyayı koyuyor gözüküyordu ama takası sana gelmiyordu. Bunları yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok abi. Bunları da hiçbir şey yapamazsınız. Ama dediğim gibi yani adamın profilini bir ön inceleme, işte ondan sonra adam nasıl konuşuyor böyle tereddütlü mü falan filan. Ne bileyim işte 2 dakika bekletiyorsa bekleyin mesela arkadaşlar ondan bir sıkıntı gelmez. Ya bunlar önemli. Bunları yapabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi profili gizliyse kesinlikle abi bak bunu tekrar söyleyeceğim. Kesinlikle uğraşmayın. Bak kaçın direkt. Ya artık şu salaklara bir prim vermeyin abi. Çünkü siz dolandırıldıkça ulan yani söylemesi de zor. Dolandırıldıkça arkadaşlar ya bu adamlar bu işi yapmaya devam ediyor. Ne zaman ki eğer ya böyle tatmin olamadıkları şeyler yapıyorlarsa ne bileyim işte dolandırıcılıklar. O zaman bakıyorlar ki bırakacaklar. Ya bu kadar basit abi. O yüzden gözünü seveyim artık aptal olmayın şu konularda. Ya bir kere yersin eyvallah ben yedim. İki kere yersin tamam ona da eyvallah. Ama üçüncüye, dördüncüye, beşinciye yemezsin artık yani. Ve ben bunları söyledikten sonra bence hiç dolandırılmamış birisi de yememesi lazım diye düşünüyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir video. Videoyu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basın. Benimle aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyseniz veya değilseniz yorumlarda güzelce tartışabiliriz. Mesela şu söylediklerine katılmıyorum. Bence burada yanlışsın gibi gibi. Onun dışında 2 gündür video gelmedi. Bunun sebebi de monitörü pert ettik arkadaşlar. 6.000 liralık monitörün ağzına sıçtım deyim yerindeyse ve bana 2.000 liralık masraf çıkarttı. Ya koydu mu koydu ama yapacak bir şey yok. Yani video çekiyoruz. Sonuç olarak monitörü de yani bayağı kullanıyorum yani günlük hayatımda var. Bunu da söyleyeyim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı mutlaka unutmayın abone değilseniz. Onun dışında DC'deki fenek çekişimize de katılabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.